sevgili teraziler ve yükseleni terazi olanlar, 2017 yıllık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili teraziler, 2017 sizin yılınız. Bu yıl Jüpiter sizin burcunuzda. 12 yılda bir Jüpiter burcunuzu ziyaret ediyor. 2016 Eylül ayında bu geçişi yaptı ve 10 Ekim 2017'ye kadar da Jüpiter sizinle olacak. Dolayısıyla hem ruhsal hem de maddi alanlarda Jüpiter'in önemli destekleri ve yardımlarıyla yıl boyunca karşılaşabilirsiniz. Bir koruyucu melek gibi Jüpiter'in desteğini hissedebilirsiniz. Evet, kuşkusuz tabii ki 2017 yılında diğer kolektif gezegenlerin pozisyonları da yılı şekillendirecek, önemli etkiler ortaya çıkaracak. 2016 yılıyla kıyasladığımızda 2017'de gökyüzündeki gezegen pozisyonlarının sizin için daha olumlu açılar yaptığını söyleyebiliriz. Evet, Uranüs Koç burcunda, ilişkiler evinizde, burada zaman zaman önemli değişimlere ya da sürpriz gelişmelere sebep veriyor. Bu yıl Jüpiter Uranüs'le karşıt açı yapacak. Yılın zaman zaman bazı dönemlerinde bu açı kesinleşecek. Özellikle Şubat sonunda, yıl ortalarında bunu daha yoğun bir şekilde hissedebilirsiniz. İlişkilerinizle ilgili her türlü konuda, işbirliklerinde daha hevesli olmanız, yeni deneyimlere açık olmanız, bir yandan da kendinizi özgür hissetmeniz mümkün. Oldukça sürpriz tanışmaların, sürpriz ilişkilerin gündeme gelmesi de mümkün yıl içerisinde. Jüpiter sizi iş konularında, kariyer konularında, maddi konularda biraz daha bu yıl şanslı kılıyor. Ama size bir rehavet de verebilir, zaman zaman tembellik de verebilir. Buna dikkat edin. Böyle bir zamanı iyi bir şekilde değerlendirmeye çalışın. Karşınıza çıkan fırsatları fark edin ve en iyi şekilde bunlardan yararlanmaya çalışın. Genel olarak tabii ki Jüpiter geçişlerinde, özellikle yükselen burç üzerinden geçen bir Jüpiter, kilo almaya da meyil verebilir. Buna dikkat edin, çünkü iştah artışı olabilir yıl genelinde. Sağlıkla ilgili konularda Jüpiter burada onları çözmeniz adına size faydalar sağlayabilir. Bazı, eğer doğum haritanızda riskli açılar varsa, bazı sağlık sorunlarını da belki fark etmeniz adına daha da büyütüp ortaya çıkarabilir. Özellikle Jüpiter'in Plüton'la yapacağı sert açılar bu etkiyi biraz daha arttırabilir. Yani yıl genelinde Mart ortaları, Ağustos ayının başları, özellikle bu anlamda birazcık kendinizi zorlanmış hissedebilirsiniz. Yaşamınızda güçlü dönüşümler olması konusunda da Jüpiter Plüto açısı bu yıl sizi zorlayabilir. İki öncü burçtaki gezegenler gerçekten köklü değişimler yapmanızı istiyor. Bunlar yaşamınızın çocukluktan getirdiğiniz şartlarıyla ilgili olabilir, ailevi konular, aileyle ilgili kavramlar olabilir, alışkanlıklarınız olabilir, genel anlamda hayata bakışınız, duygusal durumunuz, inançlarınız, manevi konular olabilir. İşte tüm bu alanlarda köklü bir değişim, dönüşüm içerisinde olabilirsiniz. Ama bunun yanında çok önemli destekleriniz de var. Yıl boyunca Satürn Yay burcunda olacak. Satürn Yay burcunda size çok şey öğretecek gibi görünüyor yıl içerisinde ve herhangi bir konuda gerçekten uzmanlaşmak istiyorsanız, herhangi bir konuda köklü bir bilgi edinmek, kendinizi geliştirmek istiyorsanız, Satürn bu yıl size iyi bir öğretmen olabilir. Özellikle eğitimle ilgili konularda, yabancı kültürlerle ilgili alanlarda, medya yayıncılık alanlarında bu yıl yeni deneyimler yapabilir veya daha önceden başlamış bazı girişimlerinizi sağlam temeller üzerine oturtabilirsiniz ve bunları geleceğiniz için daha uzun vadeli hale getirebilirsiniz. Satürn'ün Koç burcundaki Uranüs'le de yıl içerisinde güzel üçgen açıları olacak. Özellikle Mayıs ve Kasım aylarında bunu daha yoğun hissedebilirsiniz. Bu da size bazı güzel teklifler getirecek gibi görünüyor. Kitap yazma isteğiniz olabilir. Dil öğrenebilirsiniz. Medya alanında güzel bazı fırsatlarla, tekliflerle karşılaşabilirsiniz. Yakın çevrenizdeki kişilerle ilişkilerde yine bu yıl bazı hızlı gelişmeler olabilir. Geçtiğiniz yıl gerek yakınlarınız, kardeşleriniz, akrabalarınız veya
komşularınız bazı zorluklarla, sıkıntılarla, kısıtlamalarla karşılaştı ve siz de bundan belki dolaylı olarak etkilendiniz. Bu yıl yakın çevrenizdeki kişilerle ilgili ve onların yaşamlarıyla ilgili daha hızlı, daha aktif, daha sürpriz enerjiler var. Yani bazı sorunların hızlı bir şekilde çözüldüğü ve değiştiğini bu yıl hissedebilirsiniz sevgili teraziler. Evet, otomobil almak istiyorsanız bu yıl otomobil alabilirsiniz. Araç kullanmayı öğrenebilirsiniz. Bol bol seyahat edebilirsiniz. Bu konularda da imkanlar karşınıza çıkabilir. Yılın önemli gelişmelerinden birisi Venüs retrosu olacak. Venüs sizin yönetici gezegeniniz ve bu yıl retroyu Koç burcunda yapacak. Ortalama 1,5 yılda bir 40 gün kadar Venüs retro yapar. 4 Mart'ta başlıyor bu retro. 15 Nisan'a kadar devam edecek. Bu dönemde tabii ki ilişkilerde birazcık krizler yaşayabilirsiniz. Riskler var. Evlilik gibi konularda, sözleşmeli ilişkilerde, yakın arkadaşlıklarda retrolar biraz eski kavramları da gündeminize taşıyabilir. Bunlar karmik konularda olabilir, ilişkilerde olabilir. Veya bu yaşamınızda karşılaştığınız ama geçmişte kalan yarım kalmış, çözülmemiş bazı konular olabilir. Bunlar evet sizi Mart ayında yorabilir. Süre gelen ilişkilerinizde de dengeyi korumakta zorlanabilirsiniz. Bu süreç içerisinde evlilik gibi ya da herhangi bir sözleşmeli ilişkide imza atmadan önce de dikkatli olmakta fayda var. Özellikle Venüs retrolarında evlilikleri ve sözleşmeleri çok önermiyoruz. 4 Mart ve 15 Nisan arasında bu konuya dikkat etmekte fayda var sevgili teraziler. Evet, ay düğümleri bu yıl Mayıs ayına kadar Balık Başak aksında olacak. Mayıs'tan sonra ise Aslan ve Kova aksına geçiyor. Dolayısıyla özellikle Şubat ayında ve Ağustos ayında olan tutulma döngüleri bu yıl biraz değişim gösterecek. Şubat ayında 26 Şubat'ta Balık burcunda meydana gelecek son güneş tutulmasıyla beraber artık Balık Başak aksındaki hareketler sona eriyor sevgili teraziler. Geçtiğimiz 2016 yılı biraz daha sizin için içe dönük bir yıldı. Daha sakin bir yıldı. Belki de bazı konularda kendinizi geliştirmek istediniz ya da bazı konularda güvensizlikler hissettiniz. Yalnız kalma eğiliminiz daha fazlaydı. Artık Şubat'tan itibaren bu tutulma döngüsüyle bunlar değişiyor. Gerek iş ortamınız, gerek mesleğiniz ve günlük yaşamınızda bazı yeni kararlar alabilir, değişimlerle karşılaşabilirsiniz. İş ve mesleğinizle ilgili önemli gelişmeler söz konusu olabilir. Sağlığınızla ilgili yine bu dönemde önemli bazı adımlar atabilir. Karşılaşacağınız, sağlığınızı etkileyebilecek durumlarla ilgili günlük hayatınızda belki de alışkanlıklarınız, genel düzeninizle ilgili yeni kararlar verebilirsiniz. 15 Şubat'ta Aslan Burcu'ndaki Dolunay sizin için keyifli bir Dolunay. Arkadaşlarınız ve sosyal yaşamınızla ilgili burada şanslar olacağını gösteriyor. Bu dönemde tanışacağınız kişiler, yaşamınıza girecek olan kişiler size şans getirebilir. Sizi destekleyebilir. Hatta bu kişilerle ilişkileriniz belki de romantik boyutlara taşınabilir. Ağustos ayında da Aslan Kova hattında yine keyifli tutulmalar var. Bu tutulmalar da aşk yaşamınızı etkiliyor. Çocuklarla ilgili hamilelik, doğum gibi konuları da etkiliyor. Genel anlamda hayattan zevk alacağınız, isteklerinize kavuşacağınız bir dönemde olacaksınız. Özellikle yeteneklerinizi gösterebilir, yaratıcılığınızı değerlendirebilir, dış dünyadan da takdir görebilirsiniz, beğeni toplayabilirsiniz. Ağustos ayı bu anlamda sizin için önemli. Onu takip eden Ekim ayı da yine aynı şekilde sizin için çok başarılı ve destekleyici görünüyor sevgili teraziler. 10 Ekim'den itibaren Jüpiter Akrep'e geçecek ve Jüpiter'in Akrep'e geçmesiyle beraber yılın son dönemlerinde de artık yıl genelinde yaptığınız çalışmaların maddi getirilerini daha fazla toplayabileceksiniz. Çünkü para evinize geçen bir Jüpiter 10 Ekim'den itibaren bir yıl boyunca sizin finansal kaynaklarınızı genişletecek, gelirlerinizi arttıracak, mal varlıklarınızı biraz daha güçlendirecek ve kendinizi daha güçlü, güvende hissedebileceksiniz sevgili teraziler. Mutlu ve başarılı bir yıl dilerim. Hoşça kalın. Siz de şimdi kanalımıza abone olun, yorumlar bölümüne sorularınızı yazın, sürprizlerimizden haberdar olun.